Auto level bed diye otomatik yatak ölçücü anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Auto level bed bu anakartın yani nedir? Mega 2560'ın adı aklıma geliyor. Servo kısmına monte ediliyor. Artısını, eksisini, enerjisini alıyorsunuz. Servo kısmına da bunu monte ediyorsunuz. Evet. Sırada NEMA 17 motorumuz. Burada dikkat ederseniz 17HS 4401 rakamlarını göreceksiniz. Büyütürse, netlersek görüyorsunuz. Bunların iki çeşidi var. 17HS 4401 bunlar da öyle. Bunlardan biz bir sürü aldık. Kaç tane aldık? Evet, kaç tane aldığımızı gösterelim. Koyalım. Hocam şimdi 4 tane var, 5 tane var. Şimdi arkadaşlar 17HS 4401 2.2 Newton'luk motorlar bunlar arkadaşlar. 2.2 Newton'un anlamı güçlü bir motor anlamı. 1.7 amper hatırladığım kadarıyla akım çekiyor. Yani Arduino'ya uygun hem de güçlü motorlar. Ama bunların bir de 17HS 4401 S versiyonlar var. Onlar biraz daha güçlü buna göre. Bu işimizi görüyor çok rahat. Bakın 5 tane var. Neden? Bu şu Z ekseni, şu X ekseni, şu Y ekseni de, şu extruder dedik. 4 tane yetiyor 3D yazıcı için. Ama 3D yazıcıyı çift renkli yaparsanız 5. Evet. olarak bir motora ihtiyacınız Bizimki var. Bizimki çift renkli değil mi? Çift renkli yapmaya çalışacağız. İki renk birden basacak. Yani bir kat bir, bir kat bir renk atacak. Dolayısıyla bir çıktı bir seferde iki renk çıktı alabileceğiz. O yüzden 5 motor ısmarladık. Şimdi bunu hocam, çok pardon hocam, bir şey soracağım. Hı. Çift renk sayar. Şimdi X bu, Y, Y bu, Z ekseni. Bu ne? İşte bu bir renk ile gidecek. Evet, bu şundan extruder monte edeceğiz buna da. Buna daha önceden yani ben şuna, parçaları... Bundan da mı monte olacak? Şuna? Evet. He. Bundan iki tane ısmarlamıştık. A tipi extruder diye. Şuradan bunu ben daha önceden merak etmiştim. Nasıl yapalım diye. Yani ben daha önce çok topladım ama bu parça nasıl diye merak etmiştim. Bunu 3D NEMA 17'nin alnına şuralardan vidalıyorsunuz. NEMA 17'de vidalama yerleri var. Şu dişliği NEMA 17'nin miline geçiriyorsunuz. Şu da filamenti itecek parçanın yol yapıyor. Yani yolu izli bir parça. Filament bu ize göre hareket ediyor. Bunda da dişler var. Filamenti rahatlıkla itebiliyor kırmadan. Burada da böyle bir yayı var. Yaya bastığınız zaman filamenti gevşetiyor. Filamenti istediğiniz kadar elinize itip bıraktığınız zaman da yakalıyor. Bu yakalayınca da motorun dönme hızına göre filamenti istediği hızda itebiliyor. Bundan iki tane olacak. Bu monte edilmemiş hali, bu da monte edilmiş hali arkadaşlar. Bu extruder diye buna deniyor işte. Extruder parçası bu itici parça. Peki hocam. Bunlar tamam o zaman. Bunlar 5 adet. Dilediğiniz kadar motor monte edebiliyorsunuz ekstradan aparatlarla. Şimdi en önemli parça dedik. Bunu zannedersem yurt içinden tedarik ettik. Nereden tedarik ettik? Robolink firmasından tedarik ettik. Gördüğünüz gibi 12 volt, 30 amper, 360 watt. Şimdi yazıcı için 12 amper, 12 volt, 30 amper çok yüksek değil mi? Neden? Şimdi her motor 2 amper çekse 5 motor var, 10 amper yetiyor. Evet. Değil mi? Evet.
Ama 30 amper. Niye 30 amper? Bizim sadece ısıtıcımız arkadaşlar 280 watt çekiyor. Yani çok yüksek olmasının nedeni, eğer ısıtıcı yatak kullanacaksanız 3D yazıcıda mutlaka yüksek amperli almanız lazım. Ha şöyle de yapabilirsiniz. Bir tane 10 amperlik, bir tane 30 amperlik alırsanız sisteminiz sıkışmadan, yani enerji sorunu yaşamadan da ısıtıcı yatağı besleyebilirsiniz. Şimdi bazı ürünler piyasada 12 volt 30 amper yazmasına rağmen öyle çıkmıyor. Adı öyle oluyor ama içeriği öyle olmuyor. Bakın yazıyor 30, yani burada şu anda bu yazıyor. İnşallah doğrudur. Bunu yaşayarak göreceğiz. Biz daha önce bu tarz ürünler aldık. İkinci el aldığım bir ürün hala 3D yazıcımda 3 senedir çalışıyor ama sıfır aldığım bir ürün üzerinde yazmasına rağmen daha ısıtıcı yatağı ısıtırken, yazdırmayı bırakın ısıtıcı yatağı ısıtırken patladı. Ne? Nasıl patladı? Yüksek sesle içindeki bir parça patladı. Ha bir şey oldu mu? Dağılmadı. Hayır, ama o parça yüzünden bu parçayı kullanamadık. Çöpe attık. Verdiğimiz para çöpe gitti ama bu güvendiğimiz bir firmadan aldık. Gayet de ağır bir şey. Ne kadar ağırsa içindeki parçalar o kadar gerçek demektir. Çünkü hafif olan yazıcının üzeri power supply'nin üzerinde 30 watt 12 volt 30 amper yazarsa inanmayın. Çünkü ona göre elektronik devre koymaları gerekiyor. Şu anda bu ağır, şu anlık bizi tatmin ediyor ama kullandığımız zaman sorun yaşarsak mecburen daha iyisiyle, özellikle S-Link'leri, S-Link yazan markalarla değiştirmek zorunda kalabiliriz. Şimdi tanıtmam gereken iki parça var. Şunları yanlış almış olabiliriz. Şunu. Şimdi asıl tanıtmamız gereken parça yazıcıyı hareket ettiren parça. Mustafa Bey, oradan bir motor alalım. Tabii ki. Dört çeker. Buyurun hocam. Heh. Bu motor var. Şöyle yapalım. Burada bir parça daha olması lazım. Bunlar değil. Tamam. Şimdi bakın, motorumuz bu. Motor milimiz bizim hatırladığım kadarıyla 5'lik. Uzun zamandır ara verdik çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Hocam gözümle ölçerim ben onu. Bakayım hocam. Evet hocam. 5'lik. 5'lik hocam. İnanmaya başlıyorum. Şimdi iki çeşit GT2 kasnak kullanmamız gerekiyordu. Biz dedik ki GT3 seçtik. GT3'ü de bakın 5'lik delik çapı var. Üzerindeki dişler de, bunda da adımı 3 mm olacak şekilde dişler var. GT2'den tek farkı şurası daha etli ve daha çapı büyük. Mesela GT2'deki ölçüler daha küçük, 8'lik mile göre yapılmış. GT3'dekiler 10 ve 10'un üzerindeki çaplardaki millere uyacak şekilde. Ama şimdi GT3 aldık ama mil çapı 5'lik olana göre bir aldık. Bunu buraya geçiriyoruz bu şekilde. Bu şekilde bunu buraya geçiriyoruz. Şuralardan mile sabitliyoruz. Bakın milin üzerinde de böyle bir kertik var. Şuradan vidaladığınız zaman mil bunu rahatlıkla tutuyor ve şey yapıyor, sabitliyor. Bu bunun için bu parça. Bir de böyle var. Oradan millerimiz varsa 10'luk veya 8'lik. Biz bazılarını 8'lik aldık. Kendimiz tornada çapını büyütebiliriz diye. Bazılarını 10'luk aldık bu GT'lerin. 8'lik ve 10'luktan iki tane. Şöyle. Şu 8'lik zannedersem, bakalım. Bu biz 8'liğe göre almışız anladığım kadarıyla. 10'luğa büyütürüz diye. Bazı millerde kullanıyorum. Bakın böyle. Tutturuyoruz. Şuralardan da vidalıyoruz. Bu böyle mili, kayış böyle geliyor. Bakın GT3 kapalı
kayış dediğimiz kayıştan da aldık. Bu da GT3. Bakın burada ne yazıyor?